Merhaba. Yeni videoda karşınızdayız. Bugün konumuz ZX modem kurulum yapacağız. Modeli ise VMG8623-T5OB. Evet arkadaşlar, ben ilk kez böyle bir modem kurulum yapacağım. Bu modemde 3G, 2G, 5G hepsi var. Çok acayip bir modem. Türkçe versiyonu yok. İngilizce, Almanca, İspanyol, Fransızca, İtalya, Yeni Zelanda var da var birkaç tane ama sadece Türkçe yok. Onu söyleyeyim size. Bu modemden 2 adet aldım ben. Alıp satmak için. Kurulumu yapacağız. Onu söyleyeyim. Ben de tecrübe sahibi değilim ama deneyeceğiz bakalım. Daha önceki tecrübemize dayanarak. 192.168.1.1. Evet arkadaşlar, modemin arayüzüne gireceğiz. Bu biraz yavaş bir oluyor da bilginiz olsun bu konuda. Bakalım kablolarımız tamam. Evet, gördüğünüz gibi İngilizce, Türkçe çevirir misin mi diyor. Çevirirsin bakalım, çevirecekse. Türkçe çevirmedi. Buraya admin yazıyoruz arkadaşlar. Küçük harflerle. İkinci şifre kısmına da modemin arkasında şifresi var. Onu gireceğiz. Her modemin büyük ihtimal şifresi farklıdır. Büyük harflerle K Y B J Q 7 A G. Evet arkadaşlar, giriş diyoruz. Login giriş. Evet, burada diyor ki şifre koymak istiyor musun modeme diyor. Ya da diyorsun ki geç diyorsun, geçiyorsun. Şu anlık ben gerek duymuyorum. İleriki zamanda bakarız. Şimdi bunu da geç diyelim. Skip. Evet arkadaşlar. Burada dediğim gibi 2.5G, 5G hepsi var. Görüyorsunuz. Ama şifreler de burada. Bunlar ne işe yarar onu da bilmiyorum gerçekten. Onu söyleyeyim size. Haber önce ben bir deneme amaçlı yaptım ama tahmini, yani öyle söyleyeyim size. Burası bu. Network. Security diyelim. Evet. Evet arkadaşlar. Cancel diyelim. Çıkış. Security. Yine değil. Dediğim gibi ben de sizlerle beraber yapa yapa öğreneceğiz. Bu da değil. Network. Wireless. Evet arkadaşlar. Şimdi wireless'ı bulduk. Buradan VPS KS2 olarak kalıyor. Bunların ne olduğunu gerçekten ben de bilmiyorum ama. Buraya Murat tire K yazıyoruz. Kullanıcı adı. Buraya dokunmuyorum çünkü 32'de kalıyor. Modem şifrenizi değiştirmek istiyorsanız da nasıl değiştiriyoruz? Şuraya tıklıyoruz. Evet, kendi şifremizi yazıyor. Mesela Murat büyük M U R A T K büyük diyelim. Gördüğünüz hemen şey oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mesela. Buraya diyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi burada modemimizin şifresini, Wi-Fi şifresini kurduk arkadaşlar. Şimdi diğer TTNET'in vermiş olduğu şifre kısmına bulacağız. Onu söyleyeyim. Şu bir tamamlansın. Ben de sizlerle beraber yapıyorum arkadaşlar. İlk kez böyle bir modelle karşı karşıyayım. Onu söyleyeyim size. Bu Türkiye'de yoktur ama TürkNet veriyormuş modemi ama Türk şeyi yok yani. Onu söyleyeyim size. Türkçesi yok.
Çok modem alıp sattım ama buna ilk kez denk geldik. Evet arkadaşlar, network kısmına giriyoruz. Buradan bakalım, biraz da yardım alalım. Direktör kitaptan. Buradan. Buradan ilk seçenek broadband giriyoruz. Buradan buraya tıklıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi dediğim gibi TürkNet kısmı geldi. Buraya örnek vereyim ben size. Murat K örnek vereyim. @ttnet. Evet, bu benim kullanıcı adım. Şifresi de mesela, ne diyeyim ben size? Yine Murat K 1000 2 3 4 5 6 olsun mesela. Evet arkadaşlar, bunu yapıyoruz. Buraya tamam diyoruz. Burası, bu bölümden sonra modemimiz kurulum tamam. Bir dakika sonra ya da iki dakika sonra modemimizin internet ayarı tamam gelecek ve internet çalışmış olacak arkadaşlar. Böyle bir video çektiğim için ilk kez çekiyorum ben de bu böyle bir modemde. Acayip bir modem, onu söyleyeyim size. Bayağı bir kapasitesi yüksek. Herkese iyi günler, sağlıklıca kalın.